Bazen dedim, bir malın tedariği fiyatından daha önemli hale gelir. Son 2 yıldır, bu yılda görüyoruz, her sene 2 katına çıkıyor. Seneye de bütçemiz oranın tonajının satışlarının 2 katına çıkması yönünde. Bu yöndeki hızlı gelişme ve bu 30 yıl devam edecek bir minimum serüven. Hem mühendislik var, hem kalite var, hem üretimdeki çok büyük sert standartlar var. Siz bunun hepsini başarabiliyorsunuz. Meşhur bir cümlesi var. Diyor ki yönetmekle mükellef olanlar yönetmek yerine sadece talimat veriyorsa o zaman diyor bireylerin kurallara uyması beklenemez diye. Bizim Ar-Ge departmanımız, proje departmanımız, mühendislerimiz, fabrikayı yöneten mühendislerimiz, şeflerimiz oturup önümüze bir çalışma getirdiler. Biz dediler ki bunu şu X ülkedeki, bu konudaki uzman X firmanın yaklaşık 7'de 8'de bir fiyata yaparız. Karşımda saygıdeğer Orhan Timuran var. Şimdi Orhan Üstad'ımla ortak özelliğimiz ikimiz de finans kökenliyiz değil mi Orhan Üstad? Yani yanlış hatırlamıyorum. Doğrudur hocam. Sonra doğru anlamışsınız. Sonra iyileştim diye espri yapmayacağım ama şimdi bize Urfa'dan selam gönderen var. Adana'dan selam gönderen var. Bugün ben bir de mutlu bir haber paylaştım. Ondan sonra Hande hanımefendiyle biz bir süredir beraberdik. Ben ona bir sürpriz yaptım. Parmağına da ondan sonra yüzük taktım. Onu herkes tabii posta paylaştığım bu heyecanla yaşıyor. Ama bilmiyorlar ki Kocaer Çelik o da bir evlilik yapacak. Vatandaşla evlilik yapacak. Ben şunu söyledim. Ben çok sevdiğim insanları ancak bu Instagram hesabımı alıyorum. Ve sizinle ilk tanıştığımdan sonra çok sıcak hissettim. Yaklaşımlarınız bana çok samimi geldi. Ve bu maceranızda, bu güzel yolculuğunuzda size bir bir ses verdirmek istedim burada. Eğer lütfettiniz, kabul ettiniz. Ondan sonra yani çok bakın. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Demir Çelik sektörünün Jürgen Klopp'u diyorlar Orhan Bey'dir diye. Ondan sonra. Van'dan, Urfa'dan, her yerden selam var. Selam söylüyoruz sana şu an karşımızda. Çok selamlar herkese. Üstadım ben yorumları kapamıyorum. Çünkü size soru sormak isteyen kişiler olabilir diye. Ondan burada bir 50 dakika civarında biraz konuşacağız. Ondan sonra Ahmet Ahmedov kardeşim benim bu mutlu günüme de ondan sonra katılan büyük katkıda bulunan kıymetli kardeşim de burada. Şimdi üstadım bu Instagram canlı yayınları çok eğlenceli oluyor. Fakat ben sizinle ilk konuştuğumda bir ayaküstü bir konuştuk. Biraz şirketi anlattınız. Ben hem hayret hem sevinç içerisinde bunu dinledim. Fakat biz tabii üniversite hocaları kuşkucuyuz ya. Ya ben bir kontrol edeyim dedim. Yani bu kadar güzel şeyler söyledi üstad ama ya mutlaka doğrudur ama biliyorsunuz kuzguna yavrusu güzel gözükür diye. Fakat baktım ki hani sizin bahsettiğinizin kat ve kat üstünde güzellikler var. Yani mesela Türkiye'nin ilk 500 firması arasında 96.sınız. İhracat olarak bakıldığı zaman 62.sınız. Yani hatta benim çok sevdiğim, çocuklarımı büyüttüğüm İzmir'in meşhur Ege'si. Yani Ege İhracatçı Birliği içerisinde demir dışı metallerde 2018'den beri üst üste rekortmensiniz. Türkiye'nin kendi segmentinde ihracatının 1/4'ünü siz yapıyormuşsunuz. Bu inanılmaz rakamlar bunlar. Ben şaşkınım yani. Ondan sonra ve daha da birçok şey öğrendim. 5 yıllık planlarınızı yapmışsınız vesaire. Ben şunu merak ediyorum. Elbette halka arzın hikayesini anlatacaksınız ama bu borsaya açılma kararının felsefi tarafını biraz bize anlatır mısınız? Çünkü bunun her işin bir felsefesi olmalı. Buyurun sizinle. Borsaya açılma hikayesinin felsefesi yönetim kurulu başkanımız Hakan Kocaer'den kaynaklanıyor. Hakan Bey yıllar önce genç yaşta zaten patron oluyor. Yani 32 yıldır işin içindeyim diyor ama 4 yaşında falan başladı diyelim. sektörü ya da şirketleri incelerken okumayı çok sever, incelemeyi çok sever. Birçok şirketin 3. jenerasyona geçemediğini, %80'lerin üzerinde tespit ediyor. Ve buna yönelik çareler arıyor. Yani ne olabilir? 2 alternatif çıkıyor karşısına. Birincisi yabancı global bir şirketle çok daha öte jenerasyonlara şirketi taşımak, bir evlilik yapmak ya da halka arz. Yabancı global şirket konusu aslında gündeme geliyor. Ama genel 2 şirkette %50'nin üstünde hisse isteyince, yönetimi isteyince tabii biraz da balık burcu, duygusal. Bir de onun bir sözü vardır. Çalışanlarıma ihanet etmem, aileme ihanet etmem. O defteri kapatıyor. O defteri kapattıktan sonra açıkçası o günden beri ERP sistemine karar verirken,
Ar-Ge departmanını kurarken, Ar-Ge süreçlerini yönetirken ki bunlar önemli bütçeler isteyen konular. Buradan hiç esirgemiyor ve şirketi halka arz etmeye, hazır hale getirmek için o amacından hiç vazgeçmiyor. Nihayetinde de geldiğimiz yerde o amacına ulaşmış oluyor. Sözün özü Hakan Bey'in bu şirketi inşallah ilelebet yaşatacak çözümü üretmeye aramasıyla başlayan bir felsefe ve oralara da geldik. Şimdi üstadım tabii halka arzın fiyatına vesairesine gireceğiz ilerleyen dakikalarda ama ben ya biraz şunu merak ediyorum. Şimdi ben bu saate kadar Topkapı Üniversitesi'ndeyim. Ondan sonra hani rektörü olduğumdan değil sadece. Aynı zamanda özel sektörün nasıl çok arzu ettiği raporları hazırlıyorum. Ya korkunç bir elektrik ve enerji fiyatı yükselişi var. Yani iyi haber vermek istiyorum, veremiyorum. Yani çok da kötü haber verdiğinizde insanlar sizden hoşlanmıyor. Eskiden bir laf varmış. Vahşi batıda kötü haber getireni vururlarmış. Mahsus hani kimse kötü haber söylemesin diye. Fakat baktığımız zaman firmaların yavaş yavaş alternatif enerjiler, yeşil enerji vesaire bunların üzerine doğru gittiğini görüyorum. Sanıyorum sizlerin de bu yüksek enerji kullanan bu ürün, bu üretimde sanıyorum yani radikal bir şekilde yürüyüp gitmişsiniz. Yani burada bir enerjiyle alakalı ciddi kararlar almışsınız. Acaba biraz anlatır mısınız? Ben çok merak ettim. Yani üretim tesisi hakkında bilgiler, enerji ne yapıyorsunuz vesaire. Hocam üretim tesislerinin detaylarını biraz vereyim. Enerjiden geldiniz. Biz 3 adet profil fabrikasına sahibiz. Bunların çatılarını öncelikle yaklaşık 4-5 ay önce süreç tamamlandı. Bölgenin en büyük GES sistemini kurduk çatılarına. Biz 280 bin metrekare alanımız var. Yaklaşık 80, şu anda 85 bin metrekare kapalı alanımız oldu. Bu 2-3 fabrikamızın yanına biz biraz sonra bir katma değerli işine de geleceğim. Çok güzel bir yorum yaptınız. Çok doğru bir tespit. Bu katma değerli ürün geliştirme sonucunda çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Bu hızlı ilerleme bize servis merkezimizi daha geliştirme. Daha önce vardı bir servis merkezimiz. Yani profili o çok üst segmente ürettiğimiz bunları iddialı şeyler söyleyeceğim ama bol bol sorabilirsiniz. Bu profilleri bir de nihai ürün haline getirelim. Mühendisliğimiz var. Ar-Ge'de çok ödüllü şirketiz. Kendi fabrikalarımızı kendimiz inşa ediyoruz. Prosesleri kendimiz proje departmanında yapıyoruz. Birçok makineyi kendimiz üretiyoruz vesaire vesaire. Bunları biraz daha marja nakde çevirmek için, katma değere çevirmek için bir servis merkezimizi büyüttük. 2015'te kurmuştuk ama daha mütevaziydi. Bunun yanına bir de galvanist fabrikası entegre ettik. Bu iki tesisin çatılarına da yeni GES sözleşmelerimizi imzaladık. Temmuz ayında onlar da devreye girecek. Şöyle bir kabaca şöyle söyleyeyim. 45 milyon kilowatt saat tüketimimiz var yıllık. Biz bunun Temmuz ortasında servis merkezi ve galvanist tesislerimizin çatılarına da kuracağımız GES sistemleriyle 15 milyon kilowatt saatini yani yaklaşık 1/3'ünü üretiyor olacağız. Ama burada kalmıyoruz. Biz şu anda zaten fizibilitelerini yaptırdık. A2 fabrikamızın sahasına 15 milyon kilowatt elektrik üretecek bir RES sözleşmesinin işte artık fizibilite süreçleri bitti, imza aşamasına geldik. Artı eğer oturtabilirsek, inceliyoruz yani bürokratik konular, bir tane daha RES'i oraya sığdırabilirsek RES ama olmadı arazi üstüne. Bu konularda arazi üstüne GES geliştirme şirketi bir partnerle bölgeye yakın, onun kuralları var. Bir yerde arazi üstüne GES ilave 15 milyon kilowatt saatlik GES daha kurarak toplam ihtiyacımızı en kısa sürede, bunun adını koymuyoruz ama en kısa süre diyoruz. Umarım bu yıl geçmeden ama biliyorsunuz tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar bizde değil, birisi firmalarında. Onlardan kaynaklanan gecikmeler olabilir ama biz bu konuda netiz. Yani halka arzdan bağımsız zaten bu süreçleri çalıştırıyoruz. Tamam, şimdi tabii ben bir şey söylemiştim bu pandeminin başında. Şimdi Rusya Ukrayna ile daha berbat bir hale geldi tabii. Dedim ki bazen dedim bir malın tedariği fiyatından daha önemli hale gelir. Biz bunu tabii geçenlerde galiba Birleşmiş Milletler bir rapor yayınlamış. Ardından da OECD yaptı. İşte gelmiş geçmiş en büyük kriz. Ya şimdi affedersiniz ama yani dünya tarihine baktığımızda ne kadar krizler var. Mesela veba salgınından daha mı büyük kriz? Yani. Ama korkutuyor insan eliyle çıktığı için. Yani bu Rusya Ukrayna işi olmasaydı hani farklı bir yere gelecektik. Neden diyorum? Çünkü Türkiye'nin dediğim gibi ihracat gücünün artması çok önemli. Sizin rakamlarınıza baktığımda yani %84-85 neredeyse yanlışım varsa düzeltin
ürünlerinizi ihraç ettiğinizi görüyorum zaten. Yani neredeyse iç piyasaya hani ayıp olmasın diye satıyormuşsunuz gibi geliyor. Orada büyük ihtimalle çok katma değerli ürün ürettiğiniz için o kültüre yakın olan Türkiye'deki firmalara bunu veriyorsunuz. Fakat bir şey beni duygulandırdı. Dedim ya bugün işte Hande Hanım ve benle alakalı mutlu haberi paylaşırken, ya bazen bugün işte şey var herhalde, bir karma var bana geliyor. Bugün sizin raporları incelerken anneciğim, rahmetli annem, yani Hande'yi çok tanıştırmak istedim. Rahmetli annemle kanser tedavisinde beraber yaşadığım Birleşik Krallık'ta bir tesisinizin olduğu, ortaklığınızın olduğu, burada 30 hatta 30 yıldır yurt dışında olduğunuzu, çok önemli bir zamanda büyük ihtimalle firma, ben annemin elini tutup hastaneye götürürken 1980'lerde 90'larda faaliyetine başlamıştı bile. Biraz duygulandım da, yani tüylerim de diken diken oldu. Yani hem böyle biraz da duygusal adamım, biliyorsunuz beni, tanıdınız artık. Yani bunların hepsini birleştirin. Ne zaman başladı? Nasıl hakkına geldi firmanın? Yani bugün 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Yani ciddi de bir rakam bu. Biraz bize bu hani yatırımcılar varsa bizi seyreden, onları heyecanlandırmak için biraz da bundan bahsetseniz sevinirim. Ben öncelikle rahmet diliyorum. Sağ olun. Hocam, şirket aslında Denizli'de kuruluyor 1984 yılında. İşte onursal başkanımız İbrahim Kocaer tarafından. Düşünün, o yıllarda Türkiye'de üretim az. Her imalat çok keyifli fiyatlara satılıyor, üretilen her mal. Buna rağmen şirket 90 yılında bir karar alıyor. Biz burada durmayacağız. Çok önemli bir vizyon koyuyor. Demir çelik havzası olan Ali Ağa'ya hem ham madde tedarini sağlama anlamında, ama aslında ihracat pazarlarına açılmak için o tarihte bir vizyon koyuyor ve 96 yılında ilk fabrikasını oraya kuruyor. Bizim kalın kesit fabrikamız A1. Bunlar Ali A1, Ali A2, Ali A3 fabrikaları. Burada zaten vizyonu koyuyor. Bundan sonra ne yapıyor? Bu ihracatı büyütmek için şimdi dünyayla çalışıyorsanız, dünyaya ihracat yapıyorsanız genel siparişi karşılamak durumundasınız. Hani birazını oradan, birazını buradan, ben bu kısmını alayım, bu kısmını vereyim diyemiyorsunuz. Ve 3 fabrikayı kurarak sırasıyla bu ürün yelpazesini çok segmentte çok önemli bir yere getiriyor ki biraz önce çok keyifli bir şekilde söylediniz, yani segmentin %25 ihracatını yapıyoruz. Bu çok önemli bir güç. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Bunu yapmak için tabii ihracat departmanını çok erken kuruyor sektörde. Bu konuda harcamalardan, ki hani finans kökenliyiz, bu tür harcamaları bütçelendirmek, buna gerçekten yeltenmek çok vizyon işi. Ama şirket hep vizyon koyuyor. Bunu yaparken ürün yelpazesini geliştiriyor, ihracat pazarlarında yer ediniyor. Ama hocam orada çok özel bir şey yapıyor. Şimdi şirketin kendini büyüttüğü, geliştirdiği alan, ağırlıklı sattığı mamül yüksek gerilim hatları şirketlerine, EPC şirketlerine köşe bant vermek. Şimdi bu köşe bantı herkes üretebilir, her profilci üretebilir. Ama eğer bu köşe bantı çok gelişmiş bir ülkenin ve -60 derece iklim şartlarında satıyorsanız orada biraz iş zorlaşıyor. Yani bu şirket bunlara talip oluyor. Hep zora talip oluyor. Yani köşe bantla başlayan bu hikayede sonra nükleer enerjiye profil veriyor santrallerine. Savunma sanayi profillerini veriyor. O sektörlere bakın, hep yüksek standartlı. Yani profil üretebilirsiniz ama o standardı üretmek için çok ciddi know-how geliştirmeniz lazım. Çok ciddi bir kalite kontrol prosesiniz olması lazım. Sonuçta çeliği ısıtıp bir şekil veriyorsunuz. O şekildeki çok ufak, yani milimetrenin onda biri kaymalar, toleranslar başınıza iş açabilir. Ama şirket o kadar iddialı ki bu konuda. Özellikle o yüksek gerilim hatlarındaki terbiye, yani o köşe bantları üretirken atıyorum Kanada'ya veriyorsunuz. Kanada'daki firmanın, ki siz nihai o işi yapan EPC firması değilsiniz ama Kanada'daki firmanın 3-5 tane çok sağlam kalite kontrolcüsü gelip sizin neredeyse onlarca paketinizi açtırıp, yani çok meşakkatli işler, hepsini tek tek ölçüyor. Ve buralardan geçiyorsunuz. Şimdi böyle de bir konuda kendinizi geliştirdiniz. Ne yaptık? Ürün yelpazemiz çok güçlü. Kalite standartımız çok yüksek. Ve yarı mamül olarak bile verdiğiniz malzemelerin önemli bir kısmı katma değerli. Zor şartlarda yüksek gerilim hatları, nükleer santraller, savunma sanayi, demir çelik köprülerinin yapılmasına yönelik profiller, XYZ. Aslında burada bir şey daha yapıyorsunuz. Çelik emtiyasından, endeksinden yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz. Yani şöyle, bizi seyredenlerin daha rahat anlaması için, yani biz normal alelade iş yapmıyoruz. Onu yapanlara da saygı duyuyoruz. Ancak mal satmıyoruz. Biz çözüm satıyoruz. Çözüm dünyanın satıyoruz. En zorlu şartlarına, en zorlu bölgelerine, en zorlu tabiatlarına hem Türkiye'yi mahcup etmeyecek hem de yatırımcıyı mahrum ve mahcup etmeyecek ürünler üretiyorsunuz. Burada İngiltere'de başlıyor. Biz, burada bizim, evet.
Çok özür dilerim. Çok güzel özetlediniz. İngiltere'de başlıyor. Bu şu anda bildiğimiz kadarıyla sektörde ilkti ve tek. İngiltere'de Hakan Bey 2015 yılında My Metal Limited şirketini kuruyor. Tabii ilk yıllar tanınmıyorsunuz, no name'siniz. Hani ya, bu malın sürekliliği olur mu, kalitesi tutar mı, ama artık kalite endişeniz yok. Ürün yelpazesinde çok keyifli bir yerdesiniz. Bu süreç başlıyor. Geldiğimiz 7 yıl sonunda, hocam şöyle söyleyeyim, isim oturdu. İrlanda ve Birleşik Krallık'ta, İrlanda ve Cardiff'te depolarınız var. Orada çok ciddi bir organizasyonunuz var. Çok keyifli. İki buçuk ay önce oradaydım. Muhteşem bir başarı hikayesi. Benim de gözlerim doldu. Çok büyük bir şey başarmış arkadaşlar. Şu anda hani isim vermeyelim, o Hint kökenli çok büyük devrin rakibi olmuş konumdalar. Zaten şirketin gelişimini şu çok net teyit ediyor. O isim oturdu. Devam, sürekliliği sağladılar. Son iki yıldır, bu yılda görüyoruz, her sene iki katına çıkıyor. Seneye de bütçemiz oranın tonajının, satışlarının iki katına çıkması yönünde. Yani çok büyük bir başarı hikayesi var orada. Bunları niye anlattırıyorum? Şimdi sabahtan akşama beni yolda çevirenler, uçağa bindiğim zaman, efendim işte yan koltuktan vesaire, hocam işte ne olacak doların hali, ne olacak falan. Anlıyorum ben ya, bunlar çok önemli şeyler. Fakat bu bir kısır döngü. Yani sürekli olarak yarın sabah ne olacağımızı düşünen bir ruh halinden Kocaer firmasının 5 yıl ileri, yani 5 yıl ilerideki bir plan projeyi düşündüğünüzü gördüm. Yani bu bana çok heyecan veriyor. Birçok özelliği var firmanın, sanıyorum hani muadillerinden ayıran, yabancı muadillerinde. Bakın Selçuk Bey ne diyor ya, İngiltere diyor demir çelikle başladı ki, yani İngiltere gibi bir yerde demir çelik ürününü kabul ettirmek, ondan sonra yani inanılmaz diyor, bu başarı yani çok önemli bir şey. Tabii hocam şey, bir örnek vereyim mi? Sözünü kestim ama böyle. Arkadaş tabii demiş ki ya, değerinde de satmak lazım, iskonto olamayalım diye. Sanıyorum sizin öyle bir şeye ihtiyacınız kalmamış gibi gözüküyor. Yok. Bir örnek daha vereyim, İngiltere dedik. Orada bir savunma sanayi şirketi. Yüzlerce müşterimiz var. 200'ün üstü, 300'e yakın müşterimiz var. Yani bizim şirketimiz bizden alıyor. Çok keyifli bir şekilde. Çok dağınık bir müşteri profiline satıyor. Bakın, savunma sanayi şirketi çelik köprü üretiyor. Tüm dünyaya satıyor ve Amerikalı bir dev satın aldı 2 yıl önce. Kocaer ürün gamındaki hiçbir malzemeyi başka yere sormuyor dahi. Çok iyi. Fiyat sormuyor. Şimdi böyle bir şirket fiyatını kendi mi koyar, yoksa MTI'ye göre ya da demir çelikteki talebin azalması, yükselmesini. Daha da öteye geçeyim, bu katma değerli de. Biz zaten yarım amir olarak katma değerli ürünleri üretme, zorlu ürünleri üretme vesaire. Siz de çok güzel özetlediniz. Orada bir stratejimiz vardı. O konuda bir yere geldik. Doyuma ulaşmadık ama bir yere geldik. O ürünlerin üretmesine devam edeceğiz. Zaten şu anda iki fabrikamızı bu konuda geliştiriyoruz. Ama hocam çok özel bir şey gerçekleşti. Bu biraz önce kriz dedik, Ukrayna dedik. Krizler fırsattır. Biz yaklaşık 2 yıl önce bir pazar incelemesi yaptık, araştırması yaptık. Bu pazar araştırmasında dünyanın solar enerjiye doğru çok hızlı gideceğini tespit ettik. Daha sonra bu solar enerjide bizim üretebileceğimiz, zor ama bizim kabiliyetlerimizle üretebileceğimiz W adında bir profil var. Bunu üretebileceğimizi tespit ettik. Bunu üretebileceğimizi tespit ettik ve açıkçası biz genelde sipariş alır, öyle yatırıma gireriz. Burada ciddi paralar harcıyorsunuz. Gözü kararttı Hakan Bey, bunu üretiyoruz beyler dedi. Bütün rakamlara baktıktan sonra biz de hepimiz zaten peşin sıra mutabıkız dedik. Biz tam bu profili üretirken pandemi patladı hocam. Bu profilin muadilini ya da benzeşiğini aslında en gelişmiş pazar Amerika Birleşik Devletleri, Amerika, Avrupa, Uzak Doğu'dan ithal ediyordu. Biz tam o sırada bunu ürettik. Bir de baktık ki bu profiller bizden nihai, çok ciddi, mühendis firmayız demiştik ya, Allah'tan mühendis firmaymışız. Aslında nihai ürün olarak istendi. Yarım amül değil. Projeye göre kesilmiş, biçilmiş, delinmiş. Yani on binlerce çubuk düşünün. Bunun 1500 tanesi X delik, X boyda. 1500 tanesi, burada da güçlü ERP sisteminiz devreye geliyor. Adet bunların takibi. O verilmiş pahalı SAP denilen, ya buna herkes karar vermez dediğiniz, ama o kararın günümüze nasıl yansıdığını, yine vizyon çıkıyor ortaya. Hocam biz 2 yıl önce bu şekilde girdiğimiz solar enerji profil konstrüksiyon altyapısının profillerini ürettiğimiz bu sektörde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük tedarikçisi, hani gurur duymak için bir neden daha. Avrupa'da şu anda duyan geldi zaten, en büyük 5 oyuncunun 3'üyle başladık.
İkisiyle de bu süreçler biliyorsunuz çok zorlu, orada şartnameler var ama biz daha baskın çıkıyoruz, biz kabul ettiriyoruz. Çok keyifli bir yere geldik. Aslında yatırımcılarımızın bilançoyu izlerken ya son 2 yılda ne olmuş dediğinde bu yöndeki hızlı gelişme ve bu 30 yıl devam edecek bir minimum serüven. Hani bazen şu soru da soruyor, ya tek ürüne mi odaklandırız? Hayır, asla. Biz maden profillerinde de çok hızlı gelişiyoruz. Şu anda tarım makinelerine yönelik, ki dünyada her yerde kullanılan o meşhur markalar, onlara yönelik bir ürünü profil fabrikasından çıkaran muhtemelen ilk firma olduk. Bunun önümüzdeki 15 gün içinde Türkiye'de ticarileşmesi, ondan sonra da asıl hedef yine dünya. Dünyada ticarileşmesi ki çok marjlı, çok katma değerli ürünler. Serüvenimiz hızlı gelişerek çok keyifli devam ediyor. Yani burada tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Biz çelik ham maddesi 1000 dolar da olsa, 400 dolar da olsa üstüne koyduğumuz katma değerdeki marjı değiştirmeyen, çeliğin yükselişine, düşüşüne paralel getirisi, karlılığı, ciro düşebilir ama marjı düşmeyen, ham madde düşerse ciromuz düşer ama marjı düşmeyen önemli bir, aslında artık çelik değil, mühendislik firması yolunda ilerliyoruz hocam. Bu çok önemli. Tim Başkanı İsmail Gül'le görevi süresince hep buna çalıştı. Dedik yani üretim çok önemli ama tasarım çok önemli. Mühendislik çok önemli vesaire diye. Bakın stajyerleri gelmeye başladınız olsun. Arkadaşlar Topkapı Üniversitesi'ne müracaat edin. Ben üstada yönlendiririm, merak etmeyin elbette ki. Fakat şey var. Bu yayının şöyle bir önemi var. Şimdi bu yayına katılan benim kıymetli dostlarımın, bazılarıyla hiç tanışık bile değilim ama hep güzel dileklerini iletiyorlar, sağ olsunlar. Hep bir endişe, bir telaşları var ve haklılar. Fakat ben Anadolu'yu gezerken sizleri görünce, yani şu Halikarnas balıkçısı hey koca yurt diyor ya böyle bir içinden. Yani ne güzellikler var diyor bu ülkede. Umudum artıyor. Yani bir de farklı. Yoksa kolay kolay bu sözleri söylemem, bizi çok ukala bir şey, nasıl diyeyim, sektörüz biz, hoca sektörü. Ona kibirli değiliz çok şükür. Yani ukalalık var, hafif de böyle nasıl diyeyim vesvese var, biraz kuşkuculuk var ama sizi dinledikçe içim açılıyor çünkü siz farklısınız. Şimdi sizin farklı anlatan birçok şey biliyorum ama sizin ağzınızdan şunu demek istiyorum. Yani firmamızı diğerlerinden ayıran birçok şey var. Yani yurt dışı işleri, Ar-Ge'si bilmem, robotik. Biraz anlatsanıza, ben merak ettim. Yani nedir bu firmayı ayıran? Hocam şöyle, yakında bir depo inşa edeceğiz ödülleri sığdırabilmek için. Hani öyle söyleyeyim. Şirket o kadar inovatif ki, hani en ufak prosesten dahi bir proje çıkaran, buradan kendini geliştirebilen, inovasyona çok ciddi konsantre olmuş ama bunun bir nedeni var. Bakın biz, yani kimine göre, biz çok yaşamıyoruz o günleri de, kriz ortamlarında çalışanlarımızdan, mühendislerimizden, kadrolarımızdan geliştirme yönelik bir proje geldiğinde biz bütçe falan demeyiz. Gerçekten imzalarını atarlar. Biz onlara çok güveniyoruz. Oturup heyet olarak toplanırız. Patron da, Hakan Bey bu konuların çok içindedir. Birlikte bakarız. Geri dönüş süresi 14 ay. Atıyorum 8 ay. Neyse. Ortam ne olursa olsun inovasyon konusunda, geliştirme konusunda hiç taviz vermeyiz. Şimdi böyle bir şirket olduğunuz zaman, zaten biraz önce bahsettim, hani bugün Amerika'da X ürünün ana tedarikçisi olmak dünyada özel bir şey ve nihai üründen bahsediyoruz. Yani birçok projeye giden, birçok değişik ürünün çok iyi organize edilmesinden bahsediyoruz. Hem mühendislik var, hem kalite var, hem üretimdeki çok sert standartlar var. Siz bunun hepsini başarabiliyorsunuz. Bunu kimle yaparsanız, çok inovatif, inovasyon yönü sürekli canlı tutulan bir kadroyla yaparsanız. Bakın biz SAP'yi ERP programı olarak seçtiğimizin hemen arkasından SAP inovasyon kategorisinde Gold Winner olduk dünyada. Yani o ödülü aldık. 2017 yılında birçok savunma sanayi şirketinin, birçok beyaz eşya diyelim, hani inovasyonun çok daha yoğun olduğu diyeceğimiz o meşhur şirketlerin, gerçekten çok değerli şirketlerin arasında A1 fabrikamıza kurduğumuz robotik paketleme sistemiyle Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu Ar-Ge dalında Türkiye şampiyonu olduk. Muazzam. Bu inovasyonumuzla, bu yatırımı geliştirmemizle, bu Ar-Ge çalışmamızla, A1 fabrikamıza kurduğumuz bu otomatik paketleme otomasyonlu sistemimizle biz Fast Makers, ki dünyada kabul gören global bir kurum, onun dünyadaki yarışmasında üçüncü olduk.
New York'taydı, gidemedik pandemiden dolayı. Şimdi nereye dokunsak hakikaten ödüllerimizi alıyoruz ama bu şirketin işte genetiğinden geliyor. Çünkü İbrahim Bey, İbrahim Koca şirketi kurarken ilk ürettiği ürünler öyle köşe bent, lama dediğimiz basit ürünler falan değil. F şeklinde pencere profili üretiyor. Ortada böyle bir şey yok. Bugünkü teknolojiyle bile zor üretirsiniz. Şirket hep zora, hep daha iyiye talip olmuş. Bunun için de işte biraz önce söylediniz. Son 4 yıldır bölgenin ihracat şampiyonu. Ki bu yılda gördüğümüz o ki devamını getireceğiz. Galvanist tesisimizi, fabrikamızı kurduk. Galvanist fabrikamızda tabii nihai çok gelişmiş ülkelere veriyorsunuz bu ürünleri. Solar konstrüksiyon profillerini. Gittik hemen yeşil bina sertifikasyonu başvurusunda bulunduk. Yani Amerika yeşil bina konseyine LEED sertifikasını başvurmak için Leadership in Energy and Environmental Design bu sertifika başvurusunda bulunduk. Oraya sunacağız. Yani dünyada da yeşile karşı olan, yani ileride biliyorsunuz yeşil mutabakat geliyor. Bu yönde de çalışmalarını esirgemeyen bir firma. Yani işte biraz önce bahsettik, bütün enerjimizi, elektrik enerjimizi yenilenebilirden üreteceğiz. Yani birçok ödül, birçok gelişme ama sürekli inovasyon, sürekli inovasyon. Yani şirketin ruhu çok inovasyon. Hani bazen çok açık söyleyeyim, şu kısa dönem içinde sosyal medyadan da arkadaşlar gösteriyor. Ne farkı var? Çok güzide firmalarımız var. Çok bu konuda büyük firmalarımız var. Bunlar gündeme geliyor. İnanın hepsi çok güzide, çok iyi firmalar. Ama bizim minik bir farkımız var. Biz odaklanabiliyoruz. Biz 5000 ton bir malı üretip x milyon dolar katma değer yaratmaya patron dahil hep beraber odaklanıp sonunu getirebiliyoruz. Yani ben şöyle söylüyorum. Kocaer 800 bin ton yıl kapasitesiyle mass üretim yapma gücüne sahip ama tamamen terzi usulü, projeye yönelik, hep katma değere, hep zoru tercih eden aslında bir servis merkezi, aslında metal işleyen, metali çok iyi işleyen, mühendislik koyan aslında bir mühendislik şirketi. Yani bana şunu soruyorlar, sizi dinledikçe heyecana gelen takipçilerimiz var. Ya ben burada çalışmak istiyorum vesaire diye. Şimdi tabii artık dediğiniz gibi organizasyon şemaları değişti. Yani patron kendini şeyde düşünmüyor. Nasıl diyeyim? Sanki ben yukarıda imparatorum. Ona imparator olarak ben talimat veriyorum. Ve aklıma hep şey geliyor. Sokrat'ın meşhur bir cümlesi var. Diyor ki yönetmekle mükellef olanlar yönetmek yerine sadece talimat veriyorsa o zaman diyor bireylerin kurallara uyması beklenemezdi. Yani demek ki Kocaer'in patronu bir orkestra şefi olmaya kadar. Kesinlikle. İçin içine girmiş ondan sonra. Bu benim için önemli çünkü hep esprili şu olayı anlatıyor. Yıllar evvel bir kızcağız geldi. Çok da beğendim ben. Yani iş istiyor benden. Tamam kızım alıyorum seni işe. İlk sorusu. Dedi ki kartvizitime ne yazacaksınız? Dedi. Ben de dedim ki İskoçya kraliçesi yazacağım. Boşuna gitme dedim. Hakikaten ondan sonra şirkette ona sadrazam, buna vezir, efendim buna genelkurmay başkanı falan. Yahu dedim şirkette herkes dedim işlevini tamamlamak zorunda. Yani bir network gibi çalışmalı. Network'te ufacık bir parça bile bozuk çalışsa bütün sistem çöküyor. Yani dolayısıyla işin büyüğü küçüğü yok. Yani bazen ondan sonra hiç ummadığınız bir kişi kafanız bozukken size bir çay getiriyor. O sırada size bir nasıl diyeyim yepyeni bir ufuk açıyor. Dolayısıyla Kocaer'i özellikle halka arıza hazırlanırken biraz da sosyal boyutuyla ele alalım. Yani insan kaynakları açısından ne yapıyor? Nasıl bir şirkettir? Evet anladım yani. Sosyal olduğunuzu anladım. Ama neler yapıyor? Çok merak ettim. Yani yeşile yatkınlığı var. Dijitale yatkınlığı var. Bunlara yap. Ekip işi diyor bakın. Sayın Sema. Eğer yanlış okumuyorsa. Ne diyorsunuz? Hocam insan boyutu bizde her zaman çok önde. Yani biz geçen sene şöyle söyleyeyim. Bunları anlatmak çok güzel pas attınız. Ben de anlatayım. Biz normalde Mart'tan Mart'a ücret zammı yapardık. Örnek. Hani bu konu önemli bir konu. Hepimizin bütçesi, hepimiz doğru için çalışıyoruz sonuçta. Tabii ki self motivasyon, tabii ki bunlar hep önde inovasyon dedik ama biz Mart'tan Mart'a zam yapardık ama baktık çalışanlarımızın hayatı biraz malum. Dünyada enflasyon artıyor. Ciddi sıkıntılar var. Her yerde sıkıntılar var. O Mart'tan Mart'a zam yapan şirketimiz geçen sene Ekim'de ara zam yapıp zam dönemini de ocağa çekti. Bu sene yine Temmuz'da yani yakın zamanda patronumuzun bu konuda bir
yaklaşım var. Birçok sosyal faaliyet var. Bizim orkestramız var, balık kulüplerimiz var. Yani çalışanlarımızla sürekli iç içe olmak, onların motivasyonunu yüksek tutma anlamında sadece maddiyat değil çünkü bu. Omuzlarına dokunabiliyoruz hocam. Yani o konuda çok ne diyelim, aile gibi bir şirketiz. Büyüğüz ama inanın çok küçüğüz. Yani herkes neredeyse birbirinin çok önemli oranda ismini bilecek kadar birbirine çok samimi. Şöyle söyleyeyim size, ekip yöneten, yani bizim çok da bir zorlu ya da biraz daha insan gücü çalışan departmanlardaki arkadaşlarımız, onlar yönetilen ama o şefkati gören arkadaşlarımız, ama ekip yöneten kadroyu incelediğinizde Koca Çelik'te 12 yıl ortalama bir kıdem meselesi var ki bu oldukça önemli. Şirkete bağlılığı bence bu anlamda teyit eder. Emeklilerimiz emekli olup yeniden çalışmayı çok sever mesela. Kimseyle el sıkışamıyoruz. Hani böyle de güzel bir yanımız var. Çünkü bir aileyiz. Bu ama çok yetkin bir aile. İnovasyona çok açık bir aile. Hem üreten hem eğlenen bir şirketiz açıkçası. Sosyal sorumluluk kısmında da kendi çalışanlarımıza karşı elimizden geleni yapmaya her zaman çalışıyoruz. Ama Hakan Bey'in, tabii bunları sürekli paylaşıyoruz, İleriye dönük, okulundan daha büyük, daha kapsamlı, sadece kendi içimizde değil, şirket çalışanlarımızla ilgili değil, topluma da daha faydalı olacak, topluma yayılacak sosyal sorumluluk projeleri de var. Bunları da bir yavaş yavaş planlarımız da var, uygulamaya geçireceğiz. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz Orhan Üstadım. Ben tabii yurt dışında da sunum yapıyorum ve yani inanın, yani yurt dışında hani sanki Atlantik'in batı tarafı her şeyi doğru yapıyormuş gibi bir anlayış var Türkiye'de. Değil arkadaşlar, deniz olsun. Yani orada yapanlar var. Adana'da çok sevdim. Kamyonun arkasında birisi şey yazmış. Rahmetli de sollar. Onun sırtında büyük ihtimalle o dakikaya kadar iyi bir şey yaptığını düşünen ama yapar insanlar var. Şimdi Bain & Company bir araştırma yapmış. Bain & Company. Demiş ki mutsuz olan personel maksimum demiş performansının %74'ünü karşılayabilir. O bile mucize diyor. Fakat memnun olan, mutlu olan %100'ünü çıkarıyor. Fakat işine angaje olan, sahip çıkan kişi %144'e ulaşıyor. Şimdi sıkı durun diyor ki, etrafında diyor hangi rütbede olursa olsun liderlik, yani şöyle diyeyim size, akılcı, vefalı, nazik ve muktedir kişileri gören ve ilham alan kişiler ise %224'e kadar çıkabiliyormuş performansta. Şimdi bu çok enteresan bir şey geldi. Yani sizin hani patronla beraber herkesin elini taşın altına koyduğu bir durum var. Bir de Idi Amin gibi yönetenler var. Diyor ki konuşma özgürlüğü var ama konuştuktan sonra özgürlüğü garanti edemem demiş adam. Mesela hani böyle şeyler de var. Şimdi anladım ki siz burada çalışan mutluluğunu, onları bu artan hayat pahalılığı karşısında mağdur etmeyecek bir çözüm ama aynı zamanda sosyal dokuya da dokunan, değil mi, İşlerle değiştirmişsiniz. Mesela neden bunu söylüyorum? Çünkü sizin hisselerinizi alacak olan kişiler, ya biz tamam anladık karlı bir iş yapacağız ama ya bu kar vicdani bir kar mı? Yani bizim verdiğimiz parayla yapılacak yatırımlar, işte binden fazla insan çalıştırıyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Yani daha da güzellik yapacak mı? İstihdam edilen kişilerin huzurunu koruyacak mı diye soruyorlar. Siz evet diyorsunuz. Öyle anladım. Zaten bizim... Şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi biraz önce ısrarla bu konuda iddialıyız. Yani yarı mamülümüz de katma değerli. Bir de nihai mamüle geçtik. Ve bunun payı önümüzdeki yıllarda, biz görüyoruz rakamları. Biz şu anda yıl sonunu görüyoruz. Çok artacak. Bu artışlar içinde çalışanlarımıza vereceğimiz mümkün mertebe kendimizi zorlayabileceğimiz rakamlar gerçekten hem çalışanlarımızı memnun edecek hem de şirket sermayesini bir yandan güçlendirecek marjlar. Biz bu konuda da taviz vermeyeceğiz. Yani iki dengeyi de çok iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. O inovatif yapımız, biraz önce anlattığım örnekler bizi daha ileriye hem finansal olarak hem manevi olarak çok keyifli yerlere getirecek. Ben biraz önce o %224'e bir örnek anlatmak istiyorum size. Biz yaklaşık bir buçuk yıl önce üç yıl önce kararını verdik. A2 fabrikamızda insan gücünün çok olduğu, çok kullanıldığı doğrultma ve paketleme prosesini nasıl otomasyona ve robotik sisteme geçiririz diye çok düşündük. Bakın bu sistemleri yurt dışında çok bu konuda gelişmiş firmalar gelir size çok milyon dolarlara satar. Ve ne kadar çalıştırırsınız bilemezsiniz.
bizim Ar-Ge departmanımız, proje departmanımız, mühendislerimiz, fabrikayı yöneten mühendislerimiz, şeflerimiz oturup önümüze bir çalışma getirdiler. Biz dediler ki bunu şu X ülkedeki, bu konudaki uzman X firmanın yaklaşık 7'de 8'de bir fiyata yaparız. İşte bunu görünce, Hakan Bey zaten görünce hemen bir tebessüm. İnceledik hocam. Bakın karar verdik ama inanın çok zor bir şeydi. Yani orada arkadaşlar bir miktar başarısız da olsa kabulümüzdü. Bu süreç başladı. Yatırım başladı. Bir gün akşamüstü gideyim ne oluyor orada diye bakayım dedim. Bizim mühendisler işçileri göndermiş. Biri kumandanın başında, biri makinenin içinde, biri ilk sürecin başında bütün mühendisler. Yani tek tek fotoğraflarını da çekmiştim. O mühendisimiz, o beyaz yaka, o denemeleri çalışanlarımızı da riske atmayacak şekilde ya da önce biz bakalım ne oluyor, bunu nasıl başaracağız diye günlerce uğraştılar ve şu anda gerçekten çok üst düzey performansla çalışan bir prosesi bize çok iyi bir maliyetle hem verimliliği arttıracak hem orada insan gücüyle çalışan yani kas gücüyle çalışan arkadaşlarımızı tatlı tatlı diğer departmanlara kanalize edeceğimiz imkanları verdiler. Bu anlamda bütün çalışanlarımıza da ben ve yönetim kurulu başkanımız Hakan Bey adına tekrar teşekkür ediyorum. Ya bunu söylemeniz benim için çok önemli. Sizi dinledikçe tebessüm ediyorum. Bazı anılarım kafamda canlanıyor. Ben bir zamanlar tabii yönetici olduğumda kendimizi gerçekten zannediyorduk şu açıdan. Hakikaten şans eseri benim bulduğum çözümler 15 dakika içerisinde çok ferah bir durumu kurtarıyordu. Sonra anladım ki hep bunlar tepkiselmiş. Sonra bir gün bayağı büyük bir belayla karşı karşıya kaldı. Şimdi benim 15 dakikalık bir sanat olayım var. Böyle kafama eğiyorum, 8 dakika düşünüyorum, 7 dakikada uygulamaya geçiyorum. Ben bir anda böyle yapınca herkes etrafımda toplandı. Sonra kafayı kaldırdım. Arkadaşlar ben hiçbir şey bulamadım çözüm adını edelim. Şimdi oradan anladım ki istişare çok önemli bir şey. Yani bazen bir genç bizim saatlerce düşünüp bulamadığın bir şey temiz kafalı olduğu için ya arkadaşlar niye bunu yapmıyorsunuz diyor. Belki ilk önce biliyorsunuz her yeni fikir eski fikri müzeye gönderdiği için bizim yaşımızdakiler biraz böyle ne diyorsun kardeşim falan diyor ama ben anladım ki Kocaer firmasında yaşı ne olursa olsun hatır sayılı tecrübeye ve cesarete ve aynı zamanda yaratıcılığa sahip herkes dinleniyor. Ya aksi takdirde zaten bu ürünler çıkmaz. Bana öyle geliyor çünkü. Ben de üniversitede bunu yapmaya gayret ediyorum üstadım. Yani mesela geçenlerde bir hoca dedi ki ya hoca bir talimat gönderdin ama işte bizim bölümden hala cevap gelmedi. İtaatsizlik mi bu? Yok ya itaatsizlik değil dedim. Büyük ihtimalle ben yapılmasını gereken iş için onlara gerekli altyapıyı vermemişimdir. Zulüm ediyorumdur. Bir öğreneyim dedim. Hakikaten de dediğim çıktı. Harıl harıl benim söylediğim şeyi yapmaya çalışıyorlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Dedim ben yardım edeyim dedim ya dur bir dakika hani bana söyleyeyim bari. O yüzden bizi buradan hani Orhan Timuran üstadımı ve beni dinleyen gençlere şunu söyleyeyim. Arkadaşlar size bir şey söylediğimizde yapın diye eğer biz size gerekli alet avadanlığı, gerekli tesisi, gerekli altyapıyı falan vermemişsek. Ona size yapıyoruz tamam merak etmeyin diye gitmeyin. Zaten kafadan attığınızı anlıyoruz direkt. Yani lütfen bize deyin ki efendim ya yaparız ama bize bunlar falan lazım deyin. Dolayısıyla bizi ikna edin. Yani herkesin bir eşref saati var. O eşref saati Orhan Bey için başkadır, benim için başkadır ama biz mecburen çok kriz gördüğümüz için kararlarımız biraz filtreli çıkıyor. Haklısınız ama bunda da biz de haklıyız. Çünkü biz de çok şey gördük. Bizi mutlaka ikna edin. Ama elinizde size vermemişsek altyapıyı ve bir şey istiyorsak zulüm ediyoruz. Bize bu zulümden kurtarın. Deyin ki arkadaş ya biz hani bize vermediniz hani elimizi sonra da yap diyorsunuz diye. Bunu da hani sizin vesilenizle hem bizim üniversiteye hem akademik camiaya hem hani dışarıda farklı firmalarda çalışan arkadaşlara hani bir söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani zulüm etmeyin kendinize bize söyleyin hemen. Yani bir şey eksik yaptık diye. Üstadım tabii son anlara doğru geliyoruz. Biliyor ne demiş Pir Sultan Abdal? Muhabbet baldan tatlıdır doyamadın demedin mi diye. Doyamayız tabii yani. Ama bir de yeşil enerji önemi var. Yani bugün yeni tim başkanı Sayın Mustafa Gültepe harika bir başlatılmış olan projeyi devam ettiriyor. Diyor ki bizim Avrupa Birliği'nde ihracatımızda ve başka gelişmiş ülkede ihracatımızda bir yeşil mutabakat, bir yeşil sınırlama var. Yani biz bunu yapmak zorundayız diyor. Dolayısıyla firmaların hem kendi başına hem de topluca yaptıklarını önemsiyoruz diyor Sayın Gültepe. Siz bu yeşil enerji, temiz enerji, sürdürülebilirlik bunlarla alakalı nasıl bir felsefe ve
nasıl bir icraatı devam ediyorsunuz? Son olarak da bunu duymak isterim. Çünkü halka arzdan hisse alacak olan kişi de iyi bir şeye yatırım yaptığını, çevre için düzgün bir şeye yatırım yaptığını hissetmek ister. Tamam. Hocam önce halka arzdaki katılacak yatırımcılarımıza bir detayı daha vermek isterim. Buyurun. Bunu sosyal medyadan duyuyoruz, ediyoruz. Şimdi halka arzın çok önemli bir kısmının ortak satışı olduğu ve şirkete girmeyeceği yönünde yorumlar var. Ben o konuda bir detay vermek istiyorum. Biz 1 milyar 285 milyon liralık %20'mizi halka açıyoruz. Bu 1 milyar 285 milyonun 591 milyonu sermaye artışından şirkete girecek. 414 milyonu da ortak satışından şirkete girecek. Bu konuda Hakan Bey'in zaten SPK'ya taahhüdü var. Yani bu %78'e denk geliyor. Burada minik bir yanlış anlama fark ettik. Onu da ben özellikle belirtmiş olayım. Yani paranın açıkçası çoğu %78'i şirkete girecek. Bence daha fazlası da girecek ama ben bu kadarla en azından bu bilgiyi vermiş olayım. Yeşil'le ilgili hocam zaten biraz önce söyledik. Çok yani en başta yenilenebilir enerjiye konsantre durumdayız. Bu tabii çevreye olan duyarlılık. Tabii ki bu konuda çok gündem maddesi, çok önemli. Biz bunu zaten fark etmiş yatırımlara başlamıştık. Ama bu arada bunun iktisadi olarak tabii açılımını yaşadık. Yakın zamanda yaşanan elektrik kesintisinde böyle bir dünyada yaşandı, enerji krizi yaşandı. Biz burada gördük ki kendi enerjisini üreten şirketler durmak durumunda kalmayacak. Durmanın maliyeti çok büyük. Biz bu enerji yatırımını yaparken gerçekten yeşile olan saygımız, gerçekten şirketin karlılığı sonuçta hem hissedarlara hem bundan sonra yatırımcılarımıza karşı kar sorumluluğumuz, getiri sorumluluğumuz var. Önemli bir kalemi konuşuyoruz giderlerimiz içinde ama daha ötesi sürdürülebilirlik anlamında bu çok önemli. Dolayısıyla enerji işinde enerji işi ilk sırayı alıyor ama biraz önce dediğim gibi enerji verimliliği, kullandığımız fabrikalarımızdaki elektriğin en tasarruflusunu kullanmak, enerjinin sürekli verimliliğe yönelik çalışmak, çevre konusunda işte fabrikalarımızdaki biraz önce bahsettiğim galvaniz fabrikamızda aldığımız tedbirler, yani yeşil bina sertifikasını almamız, Amerika'da bu konuda sertifika başvurusuna, Amerika'daki önemli bir otoriteye başvuruda olmamız. Aslında ağaç dikiyoruz biz çok. Yani biz emsal dışında kalan boş arazilerimizin ve üstüne yatırım gelmeyecek yerlerimize neredeyse her bulduğumuz yere fırsat buldukça ağaç dikiyoruz mesela. Bu konuda çok keyifli departmanımız var. Yani Ar-Ge departmanımız dedik, proje departmanımız dedik, mühendislerimiz dedik ama çok güzel bir yönetim, çok kaliteli bir yönetim sistemleri ekibimiz var. Bütün çevre konusunda bu konularda çok gelişmiş bir departman. Zaten bu departman sayesinde aynı zamanda birçok ülkeden sertifikalarımızı alıyoruz. Her ülkenin standardı, her kıtanın, her coğrafyanın standardı farklı. O yönetim sistemleri orada, o ekip orada olduğu sürece açıkçası bu konuda kafamız da çok rahat. Bu anlamda keyifli bir şirketiz. Umarız bu keyfi hep birlikte bundan sonra yaşayacağız. Şimdi üstadım duyduk duymadık demeyi sizin vesilenizle çok meraklı olanlara bir cevap vereceğim. Şimdi ben Topkapı Üniversitesi'nin rektörüyüm. Daha evvel de birçok üniversitede görev aldım. Fakat her gittiğim yerde 11 yıl kaldım. 11 yıl İstanbul Üniversitesi, ardından 11 yıl Kültür Üniversitesi, 11 yıl Altınbaş. İnşallah Topkapı Üniversitesi'nde de böyle 11 yıl kalacağım. Fakat öğrendiğim bir şey var. Devletin inanılmaz destekleri var. Şimdi bazen o kadar çok olumsuz şey dinliyorum ki. Biliyor musunuz? Staj yapmak isteyen öğrencilerin kaç saat çalışıyorsa asgari ücret üzerinden çıplak sadece ücretlerini işveren ödüyor. Geri kalan vergisini devlet ödüyor mesela. Dolayısıyla yani sizin gibi kıymetli firmalara müracaat etmek isteyenlere diyoruz ki ya korkmayın kardeşim, maliyetin tamamı zaten firmaya yüklenmiyor. Üniversite bunun vergisini ödüyor. Onu da zaten sonra devletten alıyor. Biz buna co-op diyoruz. Co-op programı diyoruz. Yani staj olabilir. Hatta bu kıymetli gençlerin yeteneği keşfedebilirsiniz. Mesela Eflatun'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki eğitimi diyor her gelir seviyesine eşit şekilde vermek dehanın nereden çıkacağı belli olmaz diye. Bakın karşımızda hani değil mi, deha mertebesinde iş yapan çok kıymetli bir firmam var. Bu firmanın bu onası cesaret verici hali de bana bu bilgiyi vermeye zorladı. Yani merak etmeyin. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, herhangi bir yerde çalışmak istiyorsanız bu devletimiz işverene sadece çıplak ücreti, o da saat başına, onu o maliyeti veriyor.
geri kalanın vergisini ödüyor. Daha birçok da teşvik var, saymakla bitmez. Yani onu da söyleyeyim. O yüzden rahat olun. Yani firmaların öyle staj yapmak isteyenleri falan dışladığı, ittiği falan yok. Sadece müracaatınızı üniversiteler üzerinden doğru şekilde yapın. Üniversiteleriniz de biraz zorlasın kendilerini. Bu kıymetli firmalarla anlaşma yapsınlar. Bu kadar basit yani. Daha ne olacak yani? Daha ne anlayacak? Biz hazırız. Biz zaten bir staj kültürümüz var. Pandemi döneminde biraz orada durduk. Neden? Bu artık insan sağlığıyla, sağlıkla ilgili, insan hayatıyla doğru. ilgili bir konuydu. Doğru. Ama o konuda zaten İK departmanımız, diğer departmanlarımız olduğu gibi oldukça bilgili. Bu konuda gerekli prosesleri yürüten, sağlıklı yürüten bir departmanımız var. Dediğimiz gibi o kültürümüz zaten üniversitelerle işbirliği konusunda da konusunu da önceleyen, bu konuda oldukça yoğun tecrübeleri olan, iletişimi olan bir kurumuz. Bunu daha da geliştireceğiz. Bu konularda zaten bir soru işaretimiz yok. Evet. Son bir iki dakikada halka arzımızın tarihini ve kısaca hani özelliklerini ne olacak vesaire diye anlatırsanız yayını gönül rahatlığıyla da böylece kapatmış tamam. oluruz. Önümüzdeki hafta 22-23-24'ünde talep toplama var. Burada tahsis %60 bireysel yatırımcıya, %35 yerli kurumsal yatırımcıya, %5 de yabancı kurumsal yatırımcıya yapıldı. Dediğim gibi 1 milyar 285 milyonluk bir halka arzı konuşuyoruz. Bunun 1 milyar 5 milyonu şirkete girecek. Bu giren parayla da biz %65-70 yatırım, %30-35 işletme sermayesini, işlerimiz büyüyor, gelişiyor. İşletme sermayesini de kullanacağız. Yatırımımızı da bahsettik. %100 yenilenebilir enerjiden karşılayacağız enerji ihtiyacımızı. Geri kalan kısmıyla da biraz önce üstünde durduğumuz, bizi son iki yılda zaten çok hızlı bir şekilde ileriye doğru taşıyan katma değerli ürün porsiyonunu arttırmaya yönelik iki fabrikamızı geliştirilmesini harcayacağız. Önümüzdeki yıllar bizim için çok keyifli görünüyor Emre Bey. Hissedarlarımıza da keyifli olacağını umuyoruz, görüyoruz. Bunun üstüne... Kesinlikle. Ben tebrik etmekten geri durmuyorum. Bu da benim görevim çünkü marifet iltifata tabidir. Biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar güzel bir açıklama, bu kadar güzel, hoş bir nasıl diyeyim, son derece bilgece verdiğiniz çok cevap. Çok teşekkürler. Beni etkiledi. Beni de tanıyanlar biliyor. Ben öyle kolay kolay etkilenmediğim için ondan sonra birazcık da duygulandım. Çünkü bunu CV'me yazarım hocam. Allah razı olsun. Emre Hoca'yı etkiledim. Sağolun. Dünyanın ve Türkiye'nin geçtiği bu türbülansta en azından bir nebze ondan sonra yüreğimize su serpen şeyler söylediniz. Halka arıza katılacak mısınız? Hayır arkadaşlar, ayıp olur. Yani burada sanki gibi ondan sonra yok. Öyle bir şey yok bizde. Bir de ben devlet görevlisiyim, unutmayın. Ondan sonra bir üniversitenin hani rektörüyüm ama ben üzerime düşen vazifeyi yapıyorum. Türkiye'deki marifetli insanları sizlerle tanıştırıyorum. Tanıştırmaya da devam edeceğim. Efendim bu akşam konuğumuz saygıdeğer Orhan Timurhan'dı. İnşallah ileride beraber bu güzel yayınları yan yana yapmak muvaffakiyetine erişiriz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Kocaeli'ye başarılar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.